Manikür nasıl yapılır? İhtiyacınız olanlar: tırnak törpüsü, et makası, et pensi, pamuk, yumuşatıcı krem, manikür kabı, galoş, ılık su, kağıt havlu, alkol. Birinci adım. Manikür kabına galoş geçirip içine bir miktar ılık su koyun. Ellerin manikür kabına temas etmemesi hijyen açısından önemlidir. İkinci adım. Tırnakları keserek ya da törpüleyerek kısaltın. Tırnağın ısınıp çatlamaması için törpüleme işlemini duraklayarak yapın. Üçüncü adım. Şeytan tırnaklarını çıkarmak için tırnak kenarlarını törpüyü parmağın etli kısmına yaslamadan hafifçe törpüleyin. Törpüleme işlemi kenarlardan ortaya doğru yapılmalıdır. Dördüncü adım. Tırnak diplerindeki yarım ay bölgesini törpünün ucuyla hafifçe iterek kremleyin. Deri sert olduğu için iterken zorlamayın. Beşinci adım. Kremleme işlemi biten eli, ölü derilerin yumuşaması için manikür kabında ortalama 5 dakika bekletin. Hafif nemlik alacak şekilde kağıt havluyla kurulayın. Altıncı adım. Tırnak diplerinde bulunan yarım ay bölgesindeki ölü derileri önce törpünün ucuyla, daha sonra makasla veya pensle keserek temizleyin. Deriyi tek parça halinde kesmeye çalışın ve kestiğiniz parçaları koparmayın. Deri kuruyup yumuşaklığını kaybetmeye başladıysa, pensin sapını ıslatıp tırnak diplerine sürebilirsiniz. Yedinci adım. Makasla kestiğiniz derileri pensle tutup aşağı bastırarak kendinize doğru çekin ve tırnaktan ayırın. Sekizinci adım. Altta kalan tortu ve derileri yok etmek için tırnakları tekrar törpüleyip pürüzsüz hale getirin. Dokuzuncu adım. Tırnakları alkolle silip oje sürerek manikürü tamamlayın. Manikür sayesinde eller tırnak batıklarından ve şeytan tırnaklarından temizlenerek daha estetik bir görünüme kavuşur.